Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Baş ağrısı toplumda en sık görülen semptomlardan bir tanesi. Genellikle herkes yaşam boyunca %95'imizde bir kez enesinden baş ağrısını mutlaka yaşıyoruz. O yüzden en çok sık yaşanan semptom dediğim gibi. Baş ağrıları genellikle primer ve sekonder baş ağrıları şeklinde ikiye ayrılıyor. Primer baş ağrıları deyince bizim kronik olarak değerlendirdiğimiz bir takım hastalıklar aklımıza geliyor. Bunlar daha çok migren karakterinde baş ağrıları, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerilim tipi baş ağrıları, cluster dediğimiz küme baş ağrıları ve buna benzer kronik olan baş ağrılarımız var. Bir de sekonder diye ifade ettiğimiz, daha çok doktor beyin alanına girecek olan, altta bir nedenin yattığı baş ağrıları var. Primer baş ağrılarında hastanın yapılan tetkiklerinde bir lezyona rastlamıyoruz. Ama sekonder baş ağrılarında mutlaka altta yatan bir neden var. Primer baş ağrıları deyince en çok bizim aslında görülme sıklığı olarak baktığımızda gerilim tipi baş ağrıları ortaya çıkıyor. Evet. Ama gerilim tipi baş ağrısı çok ağır bir baş ağrısı olmadığı için, hafif veya orta şiddette yaşandığı için hastalar genellikle bunun için doktora başvurmuyorlar. Daha çok bizim polikliniğimizden sık karşılaştığımız hasta grubu migreni olan hastalar. Vasküler baş ağrıları olan hastalar. Çünkü migren karakterindeki ağrılarda ağrı şiddeti oldukça yoğun oluyor. Mutlaka hastanın doktora başvurmasını gerektirecek nitelikte oluyor. Yani görme sıklığı olarak baktığımızda gerilim tipi baş ağrısı daha çok yoğun ama polikliniğimize başvuran hastalara baktığımızda migren tipi baş ağrıları daha yoğun olarak ortaya çıkıyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.